Kağıt çabuk çok kolay. Bak şimdi ben sana göstereyim. Ben yendim. Bak bu Türkçesi fiil olduğu için. Emre neyin var? Çok kötü. Zor böyle. Ne? Iy. Bugünkü çıkan yemek bozuk mu? Zehirlendim. İyi ama hepimiz o yemekten yedik. Allah, hepimiz şimdi zehirlendik mi yani? Çok ağrıyor. Çok komik ya. Hepten nasıl da bembeyaz oldu. Benim midem bulunuyor. Ben de kendimi hiç hissetmiyorum. Müdür de geliyor işte. Galiba kusacağım. Zehirlendiniz mi? Ama nasıl olur çocuğum, ben de aynı yemekten yedim. Ay, gülmekten karnım ağrılar girdi. Ya şunların suratına bak ya. Amma da kandırdı. Hadi herkes sınıfına. Sen burada bekle Emre. Gel buraya. Yemekten zehirlendiğimize inandırdı. Of! Artık çok oldu ama. İnanmayacaksın ama ilk defa senin gibi düşünüyorum. İyi bir ders hak etti bence. Kesinlikle. Yapmayın canım. Eğleniyoruz sadece. Biz hiç eğlenmiyoruz ama. Of. Hadi bakalım Yağmur sınıfına. Önüne dönsene be. Emre. Bu yaptığın gerçekten kabul edilebilir bir şey değil çocuğum. Ama öğretmenim, şaka yaptım. Bunun neresi kötü? Evladım, şaka dediğin kıvrak zeka ister. Ayrıca kimsenin zarar görmemesi ve kırılmaması gerekir. Ama şey... Tamam hadi uzatma. Eğer bir daha böyle eşek şakaları yaptığını görürsem külahları değiştiririz ona göre. Ama öğretmenim, siz öğrenciyken arkadaşlarınızla hiç şaka yapmadınız mı yani? Ben de fena sayılmazdım hani. 28 Azmi diye bir çocuk vardı. Uykusu da bir hayli ağırdı. Gece yatakhanede o bardakta, bu bardağa, bu bardakta, o bardağa su boşaltarak. Neyse, mesele benim zamanında yaptıklarım değil. Sen söylediklerimi anladın mı? Anladım öğretmenim. Güzel. Şimdi doğru dersine. Şey öğretmenim. Efendim Emre? Bana karşı bu kadar anlayışlı davrandığınız için size çok teşekkür ederim. Tamam çocuğum, tamam. Teşekkür ederim. Öğretmenim, bu da ne? Ne oldu çocuğum? Öğretmenim, bu da ne? Evladım, ne oldu sana? Bana ne yaptınız öğretmenim? Ben bir şey yapmadım. Bu kadar kızdırdım yani. Aman Allah'ım. Koşun, koşun yetişin. Çocuğa bir şeyler oldu. Emre, çocuğum aç gözünü. Aman, ambulans, itfaiye, yetişin. Emre, çocuğum, yetişin, koşun. Bakın öğretmenim, boğazda patlayan kırmızı şeker. Ne kadar inandırıcı değil mi? Sanırım bu kez biraz ileri gittim. Ama ne yapayım, kendimi engel olamadım. Ambulans, ambulans, itfaiye, yetişin. Emre çocuğum, Emre ne oldu sana? Kulis çok sıkıcı. Zamanla alışırsın. Ben yanınıza gelebilir miyim? Ne o kankam, başka bir arkadaş mı buldu? Özge'nin arkadaşlığına başından güvenmemen gerekirdi kızım. Sibel'den başkasını gözü görmüyor. İçine de sıcak, baksanıza. Bize bakıp bakıp ne konuşuyorlar? Aman sorma. Emre ve Yağmur benim başımın belası. Senin şeyler ne olacak? Bizim arkadaşlığımızı kıskanmış olacaklar. Öyle mi? Kesinlikle. Biz bir plan yok. Tamam. Merak etme. Anlatamam. İyi ama neden? Neden olacak? Yakında annem babalarıyla evlenecek de o yüzden. Hadi Emre gidelim artık. İstersen okul çıkışı bize gidebiliriz.
bilgisayar oyunlarının dışında harika bir home theater sistemim var. Öyle mi? Babam tanımadığımız kişilere gitmemize izin vermiyor. Sana sormadık ufaklık. Ben Emre'ye teklif ettim. Küçük. Ne diyorsun? Sonra şoförüm seni evine bırakır. Ben bilmem ki. Al babanı ara da sor istersen. Vay be. Bu da ne? Sol model bir şey bu. Okula cep telefonu getirmek yasak. Aman be. Hapishane mi burası, okul mu? Neyse Emre. Çıkışta görüşürüz. Gitmeyeceksin değil mi? Ne istiyormuş o gıcık kız? Hiç dersle ilgili bir şey sordu da. Onu hiç sevmedim. Kendini beğenmiş bu kalanın biri. Yani uf ya. Benden duymuş olma ama. Emre bütün gece Sibel'in verdiği Game Boy'la oynadı. Zaten ağzım bak, içine düşecek. Baksana. Korkma, Emre onun gerçek yüzünü yakında anlar. Sinir bir kız ya. Bak, parası sayesinde herkes arkadaş olacağını sanıyor. Ama bizimle olamaz. Evet. Biliyor musunuz? Sibel Avustralya'yı bile görmüş. Bana kangurularla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Aman ne güzel. Gıcık. Emre, okul çıkışı ne yapıyorsun? Eve gitmem gerek. Harika bir planım var. Boş ver evi. Go-kart pistine gitmeye ne dersin? Go-kart mı? İki arabam var. Birini sana verebilirim. Emre, gidemezsin. Bir dakika ya Gamze. Nerede peki? Gel sınıfta anlatırsın. Nerede? Onu bekliyor, geliyor. Bak seninki geliyor. Kime götürüyorsun onları? Sibel'e. Aa, bakıyorum da uşaklık da yapmaya başlamışsın ha? Özge! Ne var, doğru söylüyor. Aç gözlerine gör Emre. O kız seni kullanıyor. Ay, nerede kaldın? Bir saattir seni bekliyorum. Kantinde çok sıra vardı. Benim diyet kola içtiğimi öğrenemedin mi? Ben bunu ağzıma sürmem. Ağzını sürmüyorsan kafana sür o zaman. Al bunu da böyle. Afiyet olsun. Yani hem de nasıl? Seni bu yaptığını pişman edeceğim. Babama söyleyeceğim. Aman aman, çok korktum. Durma. Ben buldum. Orangutan. Hayır. En komik yerine çocuklar ben gelin. Babam, babam. Bence babam. Hayır hayır. Pesten. Ah. Ne yapıyorsunuz burada böyle deli gibi? Komik kelime bulmaca oynuyoruz. Bir tane daha söylüyorum. Özge. Ama bu pek komik değil. Korkunç. Ha. Çok komik. Geçen teneffüs neredeydiniz siz? Kemene. Annem size göz kulak olmamı istedi. Bundan sonra her yaptığınızdan haberim olacak. Ona göre. Gıcık. Yani. Buyurun. Ay, biraz alışveriş yaptık da. Ne gerek vardı kızım bu kadar şeye? Ben de söyledim. Tam 2000 YTL harcadı. İnanabiliyor musunuz? Şaka gibi ya. Aa, Özgeciğim ne kadar ayıp. Kardeşlerin ne kadar mutlu oldular, baksana. Bu güzel oyuncaklar için teşekkür ettiniz mi bakalım? Hı? Hayır, çünkü kendisini uygun görüyorsa onu aldı. Bize fikrimizi bile sormadı. Emre, ne kadar ayıp. Ama öyle. Sizce ben çıngırak oynayacak yaş çoktan geçmedim mi? Aa, karışmış olacak. Ben gerçek hayvanları severim. Oyuncak hayvanlardan nefret ederim. Gerçeğini de alırız Yağmurcuğum.
şey değil. Çocuk onlar, takmayın kafanıza. Çocuklar, karnınız acıkmıştır. Çok güzel cevizli kek yaptım. Getirin de iyi verin. Ben 3 dilim yerim. Üzülmeyin, ben onlarla konuşurum şimdi. O kadar para harcadın, gördün mü gününü? Şımarık şeyler, ne olacak? Göstereceğim ama onlara günlerini. Kendini size sevdirmeye çalışıyor çocuklar. Ay, çok yapmacık yani. Biz bu numaraları yer miyiz? Birden niye onun bir tanecik yavruları olduk? Sana söyledi ya. Babam bizi üzüldük diye biraz beklemeye karar vermiş. O da babamla evlenmek için bizi kandırmaya çalışıyor. Sonra babam ona inanıp evlenince bize yine çok kötü davranacak. Sanki bilmiyoruz yani. Ne kadar tembelsin Emre, kalksana. Ya uyandırmasana sen öyle. Sizin uyuşukluğunuzdan içime fenalık geldi. Aman ne şahane. Yağmur, kabus mu görüyorum yoksa Özge mi burada? Kabus değil, gerçeğin tadı. Neyse ki annem sizi yola getirecek. Sen öyle san, babam bizi istemezsek annenle evlenmeyecek. Görürüz. İşte Özge ile başlayan berbat bir gün daha. Senin annen de aşağıdadır şimdi. Cicişle. Sen yemeyeceğinden emin misin Özgeciğim? Hayır, biz kahvaltımızı yaptık. Balıkları çok mu seviyorsun? Bilmem, hiç hayvan beslemedim. Hiç mi? Yani hiç bana ait bir hayvanım olmadı. He. Oo, ben o kadar çok besledim ki. Ama ölünce insan çok üzülüyor. Hem de nasıl? Mozart öldüğünde nasıl da ağlamıştın ama. Ancak hayvan besleyen biri bunu anlayabilir. Belki bir gün sen de beslersin Özge. Ama dikkatli ol. Balığına çok yem verirsen ölür. Al bakalım ilaçmalık. Al al, bol bol ye de beynin açılsın. Biliyorum. Hı hı. Yetişkin gibi kabul etmeliyiz. Bazen ben de sizin kadar üzülüyorum. Cicişi sevdiysen senin olabilir. Olmaz. Onu annem sana aldı. Olsun. Ne fark eder? Senin olsun. Gerçekten mi? Elbette. 50 TL'miz bize geri döndü desenize. Of. Makbuş'un bir sözü vardı ya. Huyundan vazgeçmez. Ay, cicişler. Emreciğim, canım benim. Seni çok seviyorum. Oh. Seni çok seviyorum. Biricik oğlum benim. Canım, canım kızım. Güzel prensesin benim. Anne, senin prensesin. Hadi bendim. Ay dur bir dakika Özgeciğim. Ah yavrum benim. Ne isterseniz yapın. Söyleyin bakalım canınız ne istiyor? He? Ne isterseniz gidip alabiliriz. He? Hatta isterseniz okula da gitmeyebilirsiniz. Olur. Emre. Ay ay ay, ne tatlı şeylersiniz siz böyle. Kaç Emre, kaç. Kaç Emre, kaç. Ya gelin bakın ya. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Yağmur. Yakından atıyorsun. Biliyorum. Geçen haftaki maçta bir attım. Bak şu kumral çocuk, elinde basket topu her var ya, o işte. Okulun en yakışıklı evet, çocuğu. Nasıl tanımazsın? Sadece ders dinleyelim. Bazen attık o yüzden. Basket oluyor, bazen olmuyor. Ay, ne tabii canım. Çok her zaman anlattığın gelmez ki. Biliyor musun basket takımının da kaptanı? Madem o kadar beğeniyorsun, gidip konuşsana. Sen deli misin? Bütün kızlar onun peşinde. Bana bakmaz ki. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Thank you.
okulun bütün kızları onun peşinde ha? Güzel. Bu mektubu amca bana mı gönderdi yani? Evet. Kendisi utanıyormuş. Benim vermem istedi. Senden yanıt bekliyormuş. Bu yazdıkları çok hoş. Ayrıca Gamze çok tatlı bir kızdı. Özgeciğim. Ya onun yanında sürekli dolaşan bir çocuk var. Ha, o yer cücesi mi? Onu ciddiye alma. Kızlar da dolaşmaya bayılır. Onlar sadece arkadaş. Öyle mi? Öyle. Merhaba Gamze. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Hafta sonu basket maçıma gelsene. Sonra da bir şeyler yaparız. Ne oluyor oğlum sana? Sana ne cüce? Çekilsene sen şöyle. Gamzeciğim utanmana gerek yok. Bence sen çok tatlı bir kızsın. Ne diyorsun sen ya? Çekilsene oğlum şuradan ya. Sen karışma ufaklık. Ayağını denk al oğlum. Öyle kızın ayağına top düşürmeler falan. Yedik bir saattir. Çok rüzgar olur var. Ay çok korktum. Ne yaparmışsın? Ne yapacağımı görürsün. Acıyor mu? Hiç acımıyor. Asıl ben onu çok fena benzettim. Tabii canım. Benim kız arkadaşıma nasıl asılır ya? Okulda başka kız mı kalmadı? Abi boşver. Takma kafana da olay büyümesin. Ama ben ona çıkışta yapacağımı biliyorum. Bu iş burada kalmayacak. Ya Emre lütfen. Evet Emre, boşu boşuna dayak yiyeceksin. Boşu boşuna mı? Yani aslında sevenlerin arasına giriyorsun. Gamze'nin de Mert'le ilgisi var. Ona bir mektup yazmış. Ne diyorsun sen ya? İnanmazsan Mert'e sor. Merhaba. Aykor'un çalışması bugün çok uzadı. Öğretmen bizi bırakmak bilmedi. Of, bu çocuk gerçekten manyak. Senin hiç suçun yok öyle mi? Okuldaki tüm kızlar gibi sen de ondan hoşlanıyorsun. Hadi itiraf et. Hiç de bile. Sen beni salak mı sanıyorsun kızım? Çocuğun ağzının içine düşüyorsun, sonra da bilmiyormuş ayağını atıyorsun. Bir daha benimle konuşma Emre. Yarın sabah gecikme maçımız var. Tamam. Baksana sen, daha hesabın bitmedi seninle. Ben de seninle kuzum paylaşmayı bekliyordum zaten. Şimdi görürsün sen. Cicişler. Seninle sonra hesaplaşacağız. Bekliyorum. Annesi gelmişse oh de gösterdim. İlk defa Simge'yi gördüğüme sevindim. Ben de. Ama Mert yüzünden değil. Servisle eve gitmeyeceğimiz için. Nasılsınız bakalım? Anneciğim. Merhaba yavrum. Kardeşlerini eve bırakalım, seninle sinemaya gideceğiz. Onlar babalarıyla maç seyredecekler. Öyle değil mi cicişler? Evet. Çocuklar, bakın size ne soracağım. Geçen gece baloya en son gelen mor tuvaletli abla vardı ya. Tanıyor musunuz onu? Of, şimdi balo muhabbeti falan çekemem. Ay nesi var bunun yağmur? Gönül ilişkisi, anlarsın ya şaka gibi. Kafasına çeneni ya. Emre! Ay şunu çalmasana yani, kafam karışıyor. Rahatsız oluyorsan aşağı in. Gıcık! Geldiğinde bir sarılıp öpmeden doğru odana çıktın. Yemek de yemedin. Morali bozuk onun. Yağmur! Yağmurcuğum, hadi sen biraz aşağı in. Biz erkek erkeğe sohbet edelim. Ben anlamaz mıyım yani? Yağmur. Of peki. Neyin var bakalım evlat? Ya baba ya, ben kızlardan nefret ediyorum. Gıcık. Hepsi gıcık. Ya baba ya, kızlar neden hep yakışıklı erkeklerle çıkmak istiyor? Sen de yakışıklısın oğlum. Okuldaki tüm kızlar Mert'in peşinde. Gamze'ye de dahil. Gamze olayını Yağmur'dan da dinledim. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Hiç de bile. Peki sen ona mektup yazdığını ya da verdiğini gördün mü? Hayır. Gamze'de yok böyle bir şey diyorsa ona inanmalısın bence. Öyle mi? Tabii.
İleride bunu daha iyi anlayacaksın Emre. Önemli olan güç, para ya da yakışıklı olmak değildir. Önemli olan gerçek sevgiyi bulmaktır. Sen gerçek sevgiyi buldun mu baba? Anneniz de bulmuştu. Hadi takma kafanı artık, her şey düzelir. Hadi maça. Re re re. Ra ra ra. Ra. Galatasaray, Galatasaray, cim bom bom. Hani nerede senin forman? Şu çekmecede olacak. E hadi o zaman çabuk al. Koş. Ra ra ra. Galatasaray, Galatasaray, cim bom bom. Re re re. Ra ra ra. Galatasaray, Galatasaray, cim bom bom. Sen ne kadar güzel. Elmalı şampuanla yıkıyorum. 17 TL. Annen sana da alsın. Merhaba arkadaşlar. Şu Gamze'den kurtulduğum iyi oldu. Tabii oğlum, bizimle gezersin artık. Çok yalancı bir kız. Evet, söylemiştim. Onu değil, seni kastetmiştim. İşte mektup burada. Bu da Özge'nin defteri. Bakayım. İşte bu Özge'nin yazısının aynısı. Ben... Ver o defteri bana. Mert'e mektup yazıp sonra da benim üzerime atmaya utanmıyor musun? Ben yazmadım. Figen yazdı. Ben mi? Hiç de bile. Yalan söyleme. Çocuklar, yemekhaneden cephaneleri getirdiniz mi? Evet. Nasıl zannediyorsunuz siz? 1, 2, 3. İlk. Saldırın. Gamze'yle aranız güzeldi mi bakalım? Güzeldi. Yanlış anlaşılma olmuş. Beraber düzelttik. Öyle mi? Sorun değil. Aslında oldukça eğlendik. Evet. Kim spagetti yemek ister bakalım? Ben. Ben de spagetti isterim. Tamam. Hemen yapıyorum. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özge nerede? Ay biraz rahatsız. Evde yatıyor. Nesi varmış? Bilmiyorum. Söylemedi ama okuldan canı sıkkın geldi. Çocuk aspirini var mı? Bir dakika canım. Makroşa bir sorayım. Bak. Muaz da. Çok üzüldük. Sizi gidi sıçanlar. Cicişler sizi. Ay çok tatlısınız siz. Yavrum benim. Banyodaymış. Hemen getiriyorum. Aa tamam canım. Demek okulunuz iyi geçti. Aman ne güzel, ne güzel. Bana bakın. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Bir daha Özge'ye dokunursanız bak ikinizi de mahvederim. Anlıyor musunuz? O da Gamze'nin adına sahte mektup yazmış. Kes! Her şeyden haberim var. E o zaman? Ondan uzak durun. Yoksa çok feci olur. O da bizden uzak dursun. Merhaba. Spagettilerin sosu nasıl olsun? Bana bak. Sıra sana da gelecek. Az kaldı. Gıcık! Ama sadece iki tane kalmış. Simge nerede? Gitti.